Herkese merhabalar, 8 sınıf inkılap tarihi, ikinci dönem, ikinci yazılı yazılık programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Eladım benim? Hazırım hocam. Harikasın, zaten hazır olmamız gerekiyor çünkü LGS senesindeyiz ve LGS'den dolayı biz inkılap tarihine sıkı sıkıya çalışıyoruz. Fakat bugün işleyeceğimiz konular... İkinci dönem ikinci yazılı konuları ...LGS'de bu sene çıkmıyor. Fakat biz yine senin için Ya, istiklal, ya Ölüm Ünitesi'ndeki Lozan Anlaşması, Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele, Atatürk ilkeleri, siyasi alanda gelişmeler, hukuk alanda gelişmeler bunların her birini güzel güzel şimdi sana hem anlatacağız hem de bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. Çok güzel konu özetleri hazırladık. ...ve aynı zamanda çoktan seçmeli veyahut da işte boşluk doldurmalı, kutu işleştirmeli sorular hazırladık. Bunları güzel güzel yaptığımızda ve ardından da yazı notlarımızdan da tekrarlarını yaptığında... ...inşallah çok güzel notlar olacaksın. Şimdi herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın. İnkılap tarihi yazılı provamız başlıyor... Burada zaten her şeyi biz kazanımlara uygun bir şekilde sınavda çıkacak şekilde gösterdik. Sizler de buralardan çalıştığınızda mükemmel başarılara ulaşacaksınız. Intromuz girsin mi Tonguç? Girsin hocam. Hadi bakalım o intromuz girsin videomuz başlasın. Evet arkadaşlar ikinci yazılı konuların arasında ilk başta Yelisikler Yayın ile başlıyoruz. Lozan Barış Anlaşması önemli. Lozan Barış Anlaşması'nın amaç misak-ı milliye ulaşmak. Yani kapsar, kapitülasyonlar, azınlıklar, Boğazlar, sınırlarımız, Arap bölgelerinde referandum. Kapsar kelimesi önemli. Burada Lozan'da amacımız misak milliye ulaşmak. Burada iki konuda asla taviz vermiyoruz. Birincisi Ermeni yurdunun kurulmasına asla izin vermiyoruz. İkincisi de kapitülasyonlardan yani ekonomik bağımsızlığımıza zarar veren ticari imtiyazların kaldırılmasını istiyoruz. Bunlar için gerekirse savaşmaya hazırız. Sonuçta Doğu cephesinde Ermenilerle savaştık. Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle savaştık. Batı cephesinde Yunanlarla savaştık. Ve onların ardından elde ettiğimiz başarılar sonrasında Lozan'a kadar geldik. Ama hala kapitülasyonları kaldırmıyorlarsa... ...hala Ermeni yurdu konusunda ısrar ediyorlarsa... ...o zaman yapacak bir şey yok. Biz de deriz ki... ...kardeş kusura bakmayın. Bizler sizlerle mücadele ederiz deriz. Şimdi... ...Boğazlara baktığımızda... ...Lozan Anlaşması'nda... ...başkanı Türk olan... ...uluslararası bir komisyon kurulacak diyor. Dolayısıyla bu bizim egemen devlet anlayışımıza aykırı kötü bir anlaşma. Yani Boğazlar, İstanbul o zaman bizim başkentimiz. Başkentte uluslararası bir komisyon var. Ya bizim kardeşim burası size ne dememiz lazım. Zaten 1936 Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile bunu kaldıracağız. İstanbul'un durumuna baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bırakılıyor. Artık İstanbul egemenliğimiz altında. O zaman buraya gülümseyen bir yüz koyabiliriz. Ülke bütünlüğüne bölmelerine izin vermiyoruz. Ülke bütünlüğünden taviz vermiyoruz ve Ermeni yurduna izin vermiyoruz. Hatay ve Musul hariç misak büyük ölçüde sağlandı. Hatay'ı Ankara Anlaşması'nda Musul'da maalesef 1926 Ankara Anlaşması ile kaybediyoruz. Toprak bütünlüğü büyük ölçüde korundu diyebiliriz. Buraya gülümseyen bir yüz koymasak bile yani çok şükür diyebiliriz. Kapitülasyonlar yani yabancı devletlere verdiğimiz ticari ayrıcalıklar bütünüyle kaldırıldı. Ekonomik bağımsızlık adına kazanım elde edildi. Buraya gülümseyen bir yüz koyabiliriz. Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldılar iç işlerimizi ve karışılmasının önüne geçildi. Ulusal birlik ve beraberlik korunmaya çalışıldı. Azınlıklar kimlerdi Tonguç Elhan'ım benim? Rumlar, Ermeniler. Harikasın. Ordu herhangi bir sınırlandırma getirilmedi. Normalde Sevr Anlaşması'nda bir sınırlandırma getirmişlerdi. Ama artık askeri alanda herhangi bir kısıtlamaya gerek yok denildi. Ve bizler Lozan Anlaşması ile gerçekten büyük bir zafer elde ettik. Burada şu çok önemli. Sanat ve edebiyat eserlerine milli mücadele. Kurtuluş Savaşımız sanat ve edebiyat eserlerinde işte Yakup Kadri'nin Yaban Romanı'nda, Halid Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanında, değerli İbrahim Çağlı'nın tablolarında hep anlatılıyor. Gel istersen sorumuza bakalım. Lozan Barış Anlaşması'nda nokta nokta olmuştur diyor. Alınan kararlara göre yeni Türk devletinin Lozan Barış Anlaşması ile kazanımlarından hangilerini elde ettiği söylenebilir demiş. Bakalım. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlık elde etmeyle alakalı. Dolayısıyla bunun yanına iki yazıyorum bak. Ekonomik bağımsızlık işleri kapitülasyonlar. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na bırakılmıştır. Bu Boğazlar'da ta tam hakimiyet kurma diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Hayır diyemeyiz Songuçum ne alakası var? Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılması kötü bir şey. Başkanı Türk olan bir komisyona bırakılsa iyi ama uluslararası komisyon. Yani başka devletler de var. Dolayısıyla burada patladım. Böyle bir şey yok. Bu yanlış. Dolayısıyla bir olmayacak cevaplarımızın içerisinde ee, kazanım olarak biri elde etmiyoruz. Tam hakimiyet kuramıyoruz ama iki var. Birinin olduğu seçenekleri yani Bursa ve Deniz seçeneğini eleyebiliriz. Devam edelim. İç işlerine karışılmasını önleme. Bakalım. Azınlıkların ayrıcalıklı hakları kaldırılmış. Türk vatandaşlarına tanınan bütün haklardan eşit şekilde yararlanmaları sağlanmıştır. Evet yabancı devletler İngiltere, Fransa falan filan içimizde yaşayan Ermeniler, Rumları, azınlıkları bahane ederek işlerimize karışıyorlardı. Biz dedik kardeş işlerimize karışmayın. Azınlıkların ayrıcalıkları kaldırıldı ve böylece içlerimize karışılmasını önlemiş olduk. Yani iki ve üç var. Bu da üçle alakalı. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği Tonguç Eladım benim. Geldik buraya. Atatürk ilkelerindeyiz. Şimdi Atatürk'ün altı temel ilkesi var. Birincisi cumhuriyetçilik yani egemenlik milletindir. Ülkeyi yönetme hakkı Millete ait. Millet seçimler yapıyor. Kimisi A partisine oy veriyor. Kimisi B partisine oy veriyor. Ve milletvekilleri seçiliyor. Başbakan seçiliyor. Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu tamamen egemenliğin halka ait olduğunu göstergesi. Yarın bir gün ben de cumhurbaşkanı olabilirim. Sen de olabilirsin. Bizi izleyen arkadaşlarımız olabilir. Niye? Bu ülke babadan ola yönetilmiyor. Milliyetçilik hepimiz bir milletiz. Burada da Türk kelimesi, Türk bayrağı, Türk dil kurumu, Türk tarih kurumu, bağımsızlığımız gibi kavramlar hep milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Halkçılığa baktığımızda eşit vatandaşlarız ama halkçılar geçmeden önce şunu da söyleyelim. Cumhuriyetçilik artı milliyetçilik yani bu ikisinin toplamı halkçılık oluyor. Niye? Hepimiz eşitsek hepimiz egemeniz millete, hepimiz başbakan olabiliriz ve hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Buradan cumhuriyetçilik artı milliyetçilik halkçılık olduğunu bilmemiz lazım. Laiklik aklın ve bilimin aydınlığına ilerliyoruz. Yani akıl ve bilim kelimelerini gördüğünde, din ve vicdan özgürlüğü kelimesini gördüğünde, yönetimde din yerine akıl ve bilimin esas alınması ke kelimelerini gördüğümüzde layıklık diyebiliriz. Devletçilik karma ekonomiyle devlet millet eleli. Devletçilik esasında fabrikalar ekonomiyle alakalı. Yani temel yatırımları halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için devletin yapmasına biz devletçilik diyoruz. Sonuç eladım benim. İnkılapçılık ise çağdaşlaşmak için daima ileri. Yani batının ilim fennini aldığımız gibi işte şapka kanunu, hart evrimi gibi şeyler de hep inkılapçılıkla alakalı oluyor. Şimdi Siyasi alanda gelişmelerin çoğu cumhuriyetçilikle alakalı. Ben burada siyasi alanda gelişmeleri söyleyeceğim. Sonra bunların hangi ilkeyle alakalı olduğunu yazacağız. Saltanatın kaldırılması net bir şekilde cumhuriyetçilikle alakalı. Neden? Çünkü padişahlığı kaldırıyoruz ve yerine yavaş yavaş cumhuriyeti getireceğiz. Bak saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılıyor. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan ediliyor. Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılıyor. Dolayısıyla burada bazı şeylerin sırasını bilememiz lazım. Yani önce saltanatı kaldırıyoruz, sonra cumhuriyeti ilan ediyoruz, sonra halifeliği kaldırıyoruz. Şimdi bakalım. Birincisinden başlayalım. Demiş ki, saltanatın kaldırılması nedenleri. Birincisi, ulusal egemenliğe aykırı. Yani halk yönetecek diyoruz ama padişah var. Olmaz. Bir de Lozan Anlaşması'na hem bizi, yani TBMM'yi hem de saltanat çağırıyorlar, padişahı çağırıyorlar. O yüzden bunu ikilik çıkarmasını önlemek için kaldırıyoruz. Sonucunda ulusal Gemenlik ilkesi güçleniyor. Ülke çift başlı yönetimden kurtuluyor ve laik devlet yönetimine geçtiği ilk adım atılıyor. Niye? Saltanatın kaldırılmasıyla saltanat kaldırıyoruz ama halifeli kaldırmıyoruz. Dolayısıyla artık padişah aynı zamanda halifedir olmuyor. Yani halife ayrı, ülkenin yöneticisi ayrı olacak. Sonra Ankara başkent ilan ediliyor. Bu da yine cumhuriyetçilikle alakalı. Coğrafi, tarihi, askeri, sosyal faktörler etkili. Cumhuriyetin ilanı sence hangi ilkeler kalır Tonguç'cuğum? Cumhuriyetçilik. Harikasın hemen yazıyorum. Cumhuriyetçilik. Burada net bir şekilde nedenleri Cumhuriyetçiliğin neden Cumhuriyet yapı ilan edildi onu söyleyelim. 29 Ekim 1923'te birincisi devlet başkanlığı sorunu vardı. Yani şimdi saltanatı kaldırdık ama halifelik var. Yönetici kim? Ülkenin başta kim var? Daha Cumhurbaşkanı belli değil. Hükümet buralım var. Ulusal Ulusallaşmayı güçlendirmek istiyoruz. Rejim sorunu var. Devlet başkanı sorunu var. Dolayısıyla cumhuriyeti ilan ediyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Devlet başkanı Mustafa Kemal Atatürk oluyor ve kabine sistemine geçiliyor. Yani artık partiler, vekiller, kabinler olacak. Bu şekilde artık cumhuriyetin ilanıyla rejim sorunu da çözülmüş oluyor. 3 Mart 1924'te de halifelik kaldırılıyor. Bu da yine cumhuriyetçilik ve ee, halifelik dinle alakalı olduğu için halifeliğin kaldırılması laiklikle de alakalı. Çünkü laiklik yolunda atılan en büyük adımların başına geliyor. Saltanatın kaldırılması da cumhuriyetçilik ve laiklikle alakalı ama daha çok cumhuriyetçilikle alakalı. E, ee, halifenin kaldırılması ise daha çok laiklikle alakalı. Burası önemli. Aynı gün tevhid Saat kanunu çıkarılıyor. Yani eğitimde birlik kanunu çıkarılıyor 3 Mart 1924'te. Aynı gün şeriye ve efka Vekaleti kaldırılarak ve erkan harbiye Vekaleti kaldırılarak bunların yerine şeriyenin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, efka Vekaleti yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erkan Harbiye'nin yerine de genelkurmay başkanlığı kuruluyor. 1924 Anayasası'nın kabulü de yine cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Anayasa, seçimler, sandıklar, vekilleri gördüğün zaman hep cumhuriyetçilik demelesin tonguçu. Um. Şimdi gel bakalım buraya. Demiş ki... Milli egemenlik. Bak buraya hatırlarsan şöyle bir sandık resmi çiziyorum. Niye? Oy veriyorsun cumhuriyetçilikte. Milliyetçilikte Türk bayrağı çiziyorum. Halkçılıkta hepimiz eşitiz diyoruz şöyle. Devletçilikte fabrika resmi çiziyorum şöyle bir fabrika. Bacalarından duman çıkıyor Laiklikte e, din yerine akıl diyoruz. O zaman şöyle E eşittir, MC kare. İnkılapçılıkta da çağdaşlaşma, modernleşme diyoruz. Şöyle hız işareti olan bir şey koyalım mesela. Diyelim ki... Şimdi milli egemenlik, seçim, milli irade, demokrasi, meclis... ...kelimelerini gördüğümüz zaman ne diyeceğiz Tonguç'um? Cumhuriyetçilik. Harikasın, cumhuriyetçilik. Milli bağımsızlık, milli dil, Türk, ortak kader. Türkçülük deyince bak Türk bayrağını da dalgalandırdım. O zaman bu nedir Tonguç'um? Milliyetçilik. Harikasın, milliyetçilik eşitlik, toplum yararı, adalet ve sosyal dayanışma. Hatta buraya bir kelime daha ekleyeyim. Sosyal devlet. Yani devletin herkese eşit davranması. Bak burada devletçilikte, da, pardon halkçılıkta hepimiz eşit izliyor. Yani zengin, fakir, işte kadın, erkek, yaşlı, genç, herkes eşit. Bu hangi ilke? Eşitlik kelimesi hangisi ilke? Hangi ilke oluyor Tonguç Elad'ım Halkçılık. Harikasın. Halkçılık. Karma ekonomi bak. Ekonomik kelimesini görünce, fabrikayı görünce, bankayı, yatırım, kalkınma, parayı görünce ne diyeceksin Tonguş Elad benim? Devletçilik. Muhteşemsin. Devletçilik. Akılcılık, bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü. Din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması. Din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması nedir Tonguç'cum? Laiklik. Süper. Çağdaşlaşma, modernleşme, yenilik, değişim, dinamiklik, gelişim ve muhasırlaşma. Muhasırlaşma nedir hocam? Muhasırlaşma ne demek söyleyeyim Tonguç'cum? gelişme demek yani medenileşme demek gelişme muhasır devletler gelişmiş devletler dolayısıyla bu da hangisi oluyor Tonguç Elad'ın benim? İnkılapçılık. Mükemmelsin. İnkılapçılık diyoruz. Geldik buraya. Sonuçları verilen siyasi alanda gelişmelere ilgi olduğu kutucuğa yazınız demiş. Bakalım. Bak Osmanlı resmen sonerdi Bak bu LGS çıkar Tonguç'un buraya dikkat et. Osmanlı'nın fiilen sona ermesi Mondros ateşkesidir. Osmanlı'nın hukuken sona ermesi Mudanya ateşkesidir. Osmanlı'nın resmen sona ermesi ise saltanatın kaldırılmasıdır. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile Osmanlı resmen sona eriyor Tonguç'um. Ülkenin çift baş yönetimden kurtulması, laik devlet yönetime geçişin ilk adımın atılması, saltanatı kaldırılması. Şimdi bak yeni yönetim merkeziniz verilendi. Coğrafi, sosyal, tarihi birçok faktör etkili oldu diyor. Bu ne olabilir sence? Başkent Ankara. Harikasın. O zaman senin söylediğin gibi değil de şöyle yazayım ben. Ankara'nın başkent ilan edilmesi diyorum. Ankara'nın başkent ilan edilmesi. Devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Devlet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Tabii o zaman da Atatürk soy ismini almadı Atatürk. 1934'te alacak. Kabine sistemine geçildi. 29 Ekim 1923'te bak buraya da yazıyorum tarihi. 29 Ekim 1923'te ne olmuştu Tonguç Elhanım benim? Cumhuriyetin ilanı. Süpersin. O zaman buraya yazıyorum. Cumhuriyetin ilan edilmesi. Tebrikler Tonguç'um. Şimdi geldik buraya eski rejime dönüş yolları tamamen kapatıldı. Layık devlet olma yolunda en önemli engel kaldırıldı. 3 Mart 1924'te bu da halifeliğin kaldırılması. Halifelik yani Abdülmesit Efendi son halifeydi. O kaldırılıyor artık halifelik. Halifeliğin kaldırılması. Ordu siyasetten arındırıldı. Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Bunu bilemeyebilirsin. Tam hızlı söylemiştik bu kısmı. Erkanı Harbiye yani harp savaş demek erkan Harbiye vekaletinin kaldırılması. erkan Harbiye vekaleti kaldırıldı ve onun yerine de Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Temel hak ve özgürlükler koruma altına alınmıştır. Bu da 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi. Anayasası'nın kabul edilmesi. Çok güzel. Şimdi geldik buraya. İkinci dönem ikinci yazılı konularında hukuk alanında gelişmelerdeyiz. Birincisi medeni kanunun kabulü. Medeni kanun 1926 yılında kabul ediliyor ve kadınlara evlenme, boşanma, miras gibi konularda hak tanıyor. Ama siyasi alanda bir hak yok. Yani kadınlara seçme seçilme hakkı medeni kanuna verilmiyor. Ama evlenmede tek bir eşi zorunluluğu getiriliyor. İşte e, boşanmada kadına da hak veriliyor. Miras hakkı da veriliyor kadına. Bunların her birinin leklik yolunda yapılan çok önemli bir adım. Bak leiklik yolunda şöyle yazalım leklik. Aynı zamanda tüm halk eşit olduğu için kadın erkek halkçılıkla da alakalı. Ama temelinde laiklikle alakalı. Hukuk birliği sağlanıyor. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda birincisi şapka kanunu var. Şapka kanunu net bir şekilde halkçılıkla alakalı ve aynı zamanda inkılapçılıkla alakalı. Niye halkçılıkla alakalı? Herkes şapka giyebilir. Eskiden mesela ben hoca olduğum için benim sarığım büyük oluyordu. Senin küçük bir takken oluyordu. Ama şu anda sen de ben de şapka giyebiliriz. Hepimiz eşitiz yani. Halkçılık. Fes ve benzeri başlıklar giyilmesi yasaklanıyor. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Tekke ve zaviye ne hocam? Zaviye tekkenin küçüğüne deniyor Tonguç'um. Tekke de böyle işte eskiden çok güzel yerler bunlar. İşte Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Pir Sultan Abdallar, işte Hacı Bayram Veriler buralardalarmış. Ama zamanla bu kurumlarda bozuluyor. Oralarda böyle işte şeyhler, dervişler, müritler insanları yanlış yönlendirebiliyor. Ama normalde bunlar ilk kuruldukları zaman çok güzel yerler. Buralarda, tekkelerde, zaviyelerde insanlara ilim, fen öğretiliyor, Allah öğretiliyor, peygamber öğretiliyor, güzel ahlak öğretiliyor. Ama sonradan bunların içlerinde bozulanlar var. Halkı yanlış yönlendirebiliyorlar. O yüzden bunlar tekke ve zaviye türbeler kapatılıyor. Aynı zamanda şeyh, derviş, mürit gibi ifadeler yasaklanıyor. Bu da direkt olarak laiklik ilkesiyle alakalı. Laiklik. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik miladi takvim kabul ediliyor. Eskiden hicri, rumi takvimler var. Onun yerine yeni takvim geliyor. Günümüze kullanılan saat ve rakımlara geçiliyor. Eskiden bir, iki, üç, işte dört, beş böyle Arapça sayılar varken günümüze artık batı ile uyum sağlamak için yani inkılapçılık ilkesi doğrultusunda takvimler, şöyle inkılap diyelim pardon, inkılapçılık ilkesi doğrultusunda miladi takvim, saat ve rakamlar değişiyor. Soyadı miladi takvim getiriliyor, saat ve rakamlar değişiyor. Soyadı kanununa baktığımızda bu da yine halkçılık ilkesiyle alakalı. Eskiden a paşa, hacı, hoca gibi unvanlar, lakaplar var. Ama günümüzde herkesin bir soy ismi var. Mesela senin soy ismi ne? Tonguçoğlu. Çok güzel. Herkesin bir soy ismi var. Başkasının soy ismi Yılmaz, onun soy ismi Ersoy, onun soy ismi işte Atakan, senin soy ismin Tonguçoğlu. Herkesin bir soy ismi var. Herkesi Türkçe birer soyadı veriliyor modern Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı da yine 1931, 33 ve 34'te belediye meclisi millet ve e, muhtarlık ve vekillikle oluyor. BMW diye de bunu aklına kodlayabilirsin Tonguç Erdem. Hatta şöyle bir BMW resmi çizelim buraya. Gerçekten bu şekilde de aklına tutabilirsin. İlk başta belediye sonra muhtarlık sonra vekillik. Evet. Çok kötü çizdiniz hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um. Gerçekten çok kibarsın. Şimdi eğitim ve kültür alanında gelişmelere baktığımızda tevhide tedrisat kanunu yani Eğitimle birlik. 3 Mart 1924'te eğitimle birlik kanunu geliyor. Bu da yine laiklik ilkesi doğrultusunda yapılıyor. Eğitim ve öğretimde karma eğitime geçiliyor. Ve e, aynı zamanda halkçılık ilkesiyle de alakalı. Niye? Çünkü herkes aynı musluktan besleniyor. Herkes aynı amaç, hedef ve ülke etrafında toplanıyor. Harf inkılabı okur yazar oranını artırmak, bilgi ve kültür düzeyini yükseltmek için inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılıyor. Böylece batının artan alıyoruz. Yani mesela eskiden Tonguç şöyle yazılıyorken Tonguç mesela diyelim ki ton diye yazılıyorken şöyle Tonguç. Şimdi günümüzde sağdan sola değil de soldan sağa ton diye yazıyoruz. Yani modern alfere geçiyoruz. Bu işte okur yazar oranını artıran bir şey ve aynı zamanda bilgi ve kültür düzeyini yükselten bir şey. Millet mekteplerine baktığımızda okuma yazma seferberliği başlatılıyor. Bu da yine halkçılık ilkesi doğrultusunda. Şimdi harfler değişti ama sen okula gidiyorsun, okulda öğrenebilirsin. Ben okula gitmiyorum, ben yetişkinim. O zaman yetişkinlere de okuma yazma öğretmek için millet mektepleri açılıyor. Türk Tarih Kurumu, Türk kelimesini görünce ne diyecekti Songül Şelade benim? Milliyetçilik. Harikasın, hemen buraya o zaman Türk kelimesini gördüğümüz için milliyetçilik yazıyorum. Burada Türk tarihini inceliyoruz, 1931'de açılıyor. Peki... Türk Dil Kurumu Türkçenin zenginliğini ortaya koymak diyor. O zaman yine ne diyeceğiz? Milliyetçilik diyoruz hocam. Harikasın yine milliyetçilik diyorsun. Ben de buraya Türk bayrağımızı güzel güzel dalgalandırıyorum. Buraya da yine Milliyetçilik yazıyorum. Tonguç Eladım benim. Üniversite reformu araştıran, sorgulayan bir üniversite oluşturmak için yine inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan çok güzel bir değişim. Güzel sanatlar ve spor alanında da gelişmeler oluyor. Resim ve heykel müzesi, 1924 olimpiyatları bunların her biri önemli. Şimdi gel istersen şuradaki boşlukları dolduralım. Diyor ki nokta nokta medeni kanunun kabul edilmesi en güncel akılcı ve layık olması etkili olmuştur diyor. Şimdi biz hangi ülkeden alıyoruz medeni kanunu biliyor musun Tonguç evladım benim? Amerika. Hayır evladım attın ama tutmadı İsviçre'den alıyoruz. İsviçre medeni kanunu alıyoruz. Ama biz kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vermedi. İsviçre'den de 20-30 yıl öncedeyiz yani. İsviçre bizden yıllar sonra veriyor kadınlara seçme ve seçilme hakkı. Biz medeni kanunu onlardan almamızın sebebi o dönemde yetişmiş hukukçularımızın olmaması. Hatta 1925'te Ankara Hukuk Fakültesi açılıyor. Yetişmiş hukukçularımız olmadığından bu şekilde ee, ...bir e, İsviçre'den bize uygun olan bir kanun getiriyoruz. Medeni kanun ile hukuk birliği sağlanıyor. Buraya yazıyorum. Hukuk birliği sağlanmıştır. O zaman şu İtalya'yı geçtik, İsviçre'yi eledik. Başka ne vardı? Hukuk birliği kelimesi nerede? Burada. Devam ediyoruz. Medeni kanunda nokta nokta alan ile ilgili bir hak yer almamaktır. Bak, medeni kanunda evlenme var, boşanma var, miras var. Buna benzer birçok şey var. İstediği mesleği seçebilme hakkı veriliyor kadınlara. Ama siyasi alan ile ilgili bir şey yok. Yani kadınlara seçme seçilme hakkı 1926 Medeni Kanun ile değil. Sonrasında 1931 33 34'te verilecek. Dolayısıyla bunu iyi bileceksin bak. Bu eskiden LGS'de ikinci dönem konuları varken çok sorulurdu. Kadınlara medeni kanunlara siyasi haklar verilmiştir. Yanlış. Medeni kanuna verilmiyor. Nokta nokta ile fes ve benzeri başlıkların giyilmesi yasaklanmıştır. Bu da tabii ki şapka kanunu ile şapka kanunu çıkıyor ve artık fes ve benzeri şeylerin giyilmesi yasaklanıyor. Nokta noktanın kapatılması kanunu ile şeyh, derviş, mürit gibi ifadeler yasaklanmıştır. Bu şeyh dervişler neredeydi? Nereler kapatılmış Tonguç Eladım benim? Tekke ve zaviyeler. Harikasın. Gerçekten çok zekisin. İki dakika önce öğrendin unutmuyorsun. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu ile şeyh derviş mürit gibi ifadeler yasaklanıyor. Hicri takvim yerine ne tarz bir takvim kabul etmiştik Tonguç'um? Miladi takvim. Süpersin hemen yazıyorum. Miladi Takvimin kabulü. Hatta şu T'yi küçük ee, Nokta nokta ile resmi ve sosyal işlerde karışıklığın önüne geçilmiştir. Şimdi bak. Mila takvimi bitirdik. Tekke zaviyeleri bitirdik. İtalya zaten alakasız. Burada soyadı kanunu olacaktı. Um. Niye? Şimdi soyadı kanunu olmasa diyelim ki şimdi soyadı kanunu varken bile karışıklık çıkıyor. Mesela örnek veriyorum. Ali Doğan diye bir isim düşün. Türkiye'de en az bence 10.000 bin tane Ali Doğan vardır ya da Mehmet Yılmaz. Yani Türkiye'de binlerce Mehmet var. Yılmaz soy ismi de bir sürü insan var. Eskiden bu Doğan'la Yılmaz yok. Şak Ali. Hangi Ali? Kilimci'nin köroğlu. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Kim bu yani? Soy ismin ne? Anne soy isminden bile anca yakalıyoruz yani. Anne kızlık soy isminden yakalıyoruz hatta insanları. Dolayısıyla soyadı kanunu gerçekten resmi ve sosyal işlerde karışıklığın önüne geçiyor. Şimdi geldik buraya. Yeni Türk Devleti'nde Türk kadınına nokta 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 hakları veriyor. Bak B, M, ve yani milletvekilliği demiştik. Yani şöyle ben hatta sen çok güzel çizdiniz hocam diye benimle ee, şey yapmıştın. Nedir onun adı? İltifat etmiştin bana. Tebrik ediyoruz. Ben şimdi bir daha çizmeye çalışıyorum. Bakalım bu sefer çizebilecek miyim? Hocam bir... araba çizmeyi çok mu seviyorsunuz? Yok Tomuş şey lazım. Senin aklına kalsın diye böyle e, eskiden öğrencilerime çizerdim. Öyle çiziyorum bak. Şimdi biraz daha benzemeye başladı değil mi? Artık yavaş yavaş. Araba... Hocam hiç arabaya benzemedi ya. yani bu arabanın önü, önü önü. Arabanın tekerleği falan değil. Arabanın önü çiziyor bak. Şurası plakanın olduğu yer. Ya. Allah'ım yarabbim ya. Hatta şuraya da logosunu koyalım şöyle. ha Şöyle çizdik. Neyse devam ediyoruz. Ne dedik? BMB dedik ha. Bu gelişmelerle Türk... Hocam mi? reklam mı aldınız? Evet evladım evet, reklam aldık. O yüzden bize bir tane oyuncak BMW gönderdiler. Allah'ım yarabbim ya. Bu gelişmelerle Türk kadının aşağıdaki alanların hangisi yer edinmesi amaçlanmıştır. Şimdi bak belediye, muhtarlık ve milletvekili seçilme hakkı diyor. Seçme seçilme neyle alakalı? Siyaset. Harikası Tonguç'um Siyaset alakalı. Eğer karma eğitim olsaydı TVT'de olduğu gibi o eğitim hakkı olurdu. Eskiden e, ee, kızla erkekler beraber okuyamıyordu. Kız çocuklarına okuma hakkı birazcık kısıtlanmıştı. Eğer istediği mesleği seçebilme hakkı olsa, boşanma ve miras konularına aktar olsa o ekonomiyle alakalı olurdu. Ama burada seçme seçilme diyor. Dolayısıyla burası siyasetle alakalı Tonguç'um. Şimdi geldik diğer sayfamıza. Eğitim ve kültür alanına yapılan yenilikler var. Tevhid Tedrisat Kanunu 1924'te bu direkt leyiklikle alakalıydı ve aynı zamanda halkçılıkla alakalıydı. Harf İnkılabı inkılapsızlıkla alakalıydı. Millet Mektepleri halkçılıkla alakalıydı. Türk Tarih Kurumu yine milliyetçilikle alakalıydı. Türk Dil Kurumu da yine milliyetçilikle alakalıydı. Türk dilini ve tarihini halkımıza öğretiyorduk. Üniversite reformu da yine inkılapsızlıkla alakalı. Bakalım. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ile Atatürk'ün aşağıda verilen sözlerinden hangileri arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz demiş. Bakalım. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır demiş. Burada tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla alakalı bir şey söylüyor esasında. Ama burada onunla alakalı bir şey var mı? Yok hocam. O zaman bir dursun bakalım. Diğerlerine bakalım. Vatandaşlar, düşününüz ki bir toplumun yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmez. Bundan insan olarak utanmak lazımdır. Bu sence ne olabilir Tonguç benim? B olabilir hocam. Harikasın. O zaman şuraya B seçeneğini yazıyorum. Niye? Çünkü senin de söylediğin gibi burası harf inkılabı ve millet mektepleri alakalı. Yani harf inkılabı ile okur yazar oranı artırıldı ve millet mektepleriyle de yetişkinlere okuma yazma öğretildi. Harikasın olmuş. O zaman B'ye Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça bak birlik aynı fikirde aynı düşünüş biçimde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı? Bak bu LGS'de geliyor. Geçen seneki LGS'de de geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunda eğitimle birlik yok. Yani medreseler var, askeri okullar var, ...işte e, ne bileyim... ...azınlık okulları var, teknik okullar var... ...yani hepsi kendi kafasına göre takılıyor... ...eğitimde birlik yok... ...3 Mart 1924'te... ...tevhidi tedrisat kanunu... ...yani bak bunun Türkçesini yazıyorum... ...eğitimde birlik kanunuyla... ...eğitimde birlik kanunu ile ...ne oluyor? ...net bir şekilde... ...aynı düşünüşte, aynı e, fikirdeki bir millet oluşturuyor... ...o yüzden C'de direkt burayla alakalı... ...geldik buraya... Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapabilmek için kendine kuvvet bulacaktır diyor. Ecdadını tanımak demek, geçmişini tanımak demek. Geçmişimizi tanımak için ne yapmamız lazım Tonguç Elad'ın benim? D hocam. Harikasın. Türk Tarih Kurumu çok güzel söyledin. O zaman buraya da D yazıyorum. Bu da var. E aile alakalı bir şey yok. Yani üniversite reformu aile alakalı değil. Türk Dil Kurumu da aile alakalı değil. Türk çocuğu dilini iyi öğrenmelidir dese bu olurdu. İşte üniversitelerimiz gelişmelidir dese bu olurdu. Ama burada şunlarla alakalı tarikatlar, dervişler, şeylerle alakalı bir şey yok. Burası Tonguç benim Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile alakalı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile alakalı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir cümle. Geldik buraya. Ekonomi alanında gelişmelerdeyiz. Ekonomi alanında gelişmeler daha çok biz devletçilik ilkesinin e, yaptırımlarını göreceğiz. Bakalım. İzmir İktisat Kongresi yapılıyor. Lozan Konferansı sırasında. Amaç ekonomik bağımsızlığı sağlamak, ekonomi politikalarını belirlemek, bağımsız bir ekonomiye ulaşmak istiyoruz. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılıkla alakalı. Çünkü devletin gelirlerinin yüzde yirmi rağmen halkın sırtına bir yük olduğu için çiftçiyi rahatlatmak adına Mustafa Kemal Atatürk çiftçinin sırttan yükü alıyor ve aşağı vergisini kaldırıyor. Bak bu halkçılıkla alakalı. Kabataş Kanunu milliyetçilikle alakalı. Niye? Çünkü Türk kara sularında gemi işletme hakkı yabancılardan alıp Türklere veriliyor. Yani hani bu vapurlar falan var ya onlar eskiden yabancıların elindeydi. Artık bizde mi hocam? Tabii ki tamamen bizde. Türk gemilerine kabataş suları işletme hakkı demek o bizde. Teşvik sanayi kanunu amaç ülke ekonomisini güçlendirmek. Burada hem devletçiliği hem de halkçılığı görüyoruz. Halkın elinde temel sermaye yok. Temel yatırımlar yapacak sermaye yok. O yüzden temel yatırımları devlet yapıyor ama halkı da yine sanayiye teşvik ediyoruz. Atatürk Orman Çiftliği kuruluyor. 1929 krizi yaşanıyor. Dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor Amerika'da. O tüm dünyayı etkiliyor. Onun için etkiler alınıyor. Ee, birinci beş yıllık kalkınma sanayi planı yapılıyor. MTA yani Maden Tetkik Arama kuruluyor. Sağlık alanında gelişmelerine baktığımızda sanatoryum yani özellikle verem hastalığına yakalanmış kişiler için kurulmuş olan sağlık kuruluşu. Hani bizim zamanımızda korona oldu ya eskiden de verem hastalığı var. Binlerce insan ölüyor verem hastalığından. O yüzden de sanatoryumlar kuruluyor. Dispanser, hastaların ayakta bakılıp parası ilaç verildiği bakım evi, hıfzı zıha sağlığı korumak kanunu veya da hıfzı sağ sağlık koruma müessesesi. Sağlık alanında veremle mücadele cemiyeti kuruluyor. Seybeliada sanatoryum açılıyor. Refik Saydam hıfzı sağ müessesesi açılıyor. Serum, çiçek ve kuduz aşısı getiriliyor. Sağlık alanında yapılan yenilikler sosyal devlet anlayışı için yapılmıştır. Yani halkçılık ilkesi doğrultusunda halkın yararına yapılan iyiliklerdir bunlar Tonguç'un. Şimdi gel bakalım buraya. Doğru ise D, yanlış ise Y diyeceğiz. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanma amacı ekonomik bağımsızlığı sağlamak yeni Türk Devleti'nin ekonomik kalkınma programı verilemektir. Bu doğru. Aşar vergisinin kaldırılması ile çiftçinin sırtındaki yük alınmıştır. Doğru diyebilir miyiz Songuç'um? Doğru hocam. Süpersin. Bu zaten halkçılık ilkesiyle alakalıydı ve halkın yararınaydı. Doğru. Yük kaldırıldı. Teşviki Sanayi Kanunu ile Türk Karasuları'nda gemi işletme hakkı yabancılardan alınıp Türklere verilmiştir. Hayır. Bu Teşviki Sanayi Kanunu değil. Neydi Tonguç'un? Kabutaş Kanunu. Harikasın. O zaman burayı çiziyorum. Senin söylediğini yazıyorum. Kanun. Dolayısıyla bu yanlış. Yeraltı zenginliklerimizin tespit ve işletilebilmesi için meta yani maden tetkik arama kurulmuştur. Maden tetkik arama yeraltı zenginliklerimizi tespit eder mi? Eder hocam. O zaman burası doğru. Hıfzı sığa özellikle verem hastalarına yakalanmış kişiler için kurulmuş olan sağlık kuruluşudur. Ee, bu yanlış. Hıfzı sığa herkes için yani sağlıklı yaşamak için olması gereken önlemlerin tümü yani. Bu eğer sanatoryum deseydi, şuraya hıfzı sığa değil de sanatoryum deseydi doğru olurdu. Ama burası hıfzı sıha diyor yani. Sıhhat, sağlıklı sıhhatli olun derler ya onun gibi. Sanatoryum veren hastalar için. Dispanser hastaların ayakta bakılıp ilaç verildiği bakım evidir. Doğru. Serum, çiçek ve kuduz aşısı sağlık alanında yapılan çalışmalar arasındadır. Doğru. Sağlık alanında yapılan yenilikler demokratik devlet anlayışı içerisinde yapılmıştır. Bu yanlış. Bunun ne olduğunu söylemiştik. Ne demiştik Tomuç Elad'ın benim? Sosyal devlet anlayışı. Harikasın. Hafızan çok güçlü. Bak buraya yazmıştık. Sosyal devlet anlayışıyla halçılık ilkesi doğrultusunda kuruyordu. O yüzden buraya da e, demokrasi değil sosyal devlet olacağı için yanlış diyoruz. Sonuç herhalde benim. Aferin. Şimdi geldik Nutuk'a ve Atatürk'ün temel esaslarına. Nutuk, Mustafa Kemal'in 1919-1927 arasındaki olayları anlattığı eseridir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlar. İşte genelgeler, kongreler, savaşlar her şeyi anlatır. Yani Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması bunları nasıl başardığını. 1925'te Şapka Kanunu, 1926'da Medeni Kanunu, 1927'de Tekke ve zaviyeler. Bunların her birini tek tek anlatır Mustafa Kemal Atatürk. Yazılma amacı nedir? Gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrası gelişmeleri anlatmak için tarihe düşünmüş bir nottur. Yani benzer sıkıntılar, hatalar olursa diye Türk milletini uyarıyor Mustafa Kemal Türk. 10. yıl da Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl nedeniyle 29 Ekim 1933'te TBMM önünde Türk milletine hitaben yaptığı konuşmadır. Atatürkçülüğün temel esasına baktığımızda Atatürk'ün temel hedefi Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bağımsızlık ve özgürlük, ulusal egemenlik, milli birlik ve beraberlik Atatürkçülüğün temel esasları arasındadır. Ulusal egemenlik halkın ülke yönetmesi, milli birlik ve beraberlik hepimizin beraber olmamız, bağımsızlık özgürlükte ülkemizin bayrağının olması, ülkemizin başkentinin, sınırlarının, ordusunun olmasıdır. Şimdi gel bakalım bu sorumuza. Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde, sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak payda ulaşabilmelidir. Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? Ulusal egemenlik, ulusal birlik ve beraberlik, ulusal bağımsızlık, ülke bütünlüğü. Bak ortak paydada buluşmak olduğuna göre bu ne olabilir Tonguç Elan'ım benim? Ulusal mi? birlik ve beraberlik. Harikasın bak. Hep beraber ortak paydada buluşuyoruz. Hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla ulusal birlik ve beraberlik. Ulusal gemenlik yönetimle alakalı Tonguç'um. Sandığa gidip oy vermek. Ulusal bağımsızlık bayrağımız sınırlarımız olması. Ülke bütünlüğü de sınırlarımızı canımız pahasına da olsa korumak. Yani böyle şurayı bölelim, şurası şunların olsun, burası bunların olsun öyle bir şey olamaz. Ülke bütünlüğü her şeyden daha değerli. Geldik buraya. Demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası yani diğer adıyla CHF ilk kurulan partilerimizin başında. İlk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllarda devletçi ekonomi modelini savunuyor. İki dereceli seçim sistemini savunuyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamı Cumhuriyetçilik ve anlayışına bağlı. TCF yani Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ise ilk muhalefet partisi. Tamam mı? Buraya yazıyorum bak. İlk muhalefet partisi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin başkanı Kazım Karabekir. Ee, liberal ekonomi savunuyor. Yani bırakınız yapsınlar. İster devlet, ister şey değil. Devlet değil de özel sektör yapsın diyor. Burada ise temel yatırımları devlet yapsın. Diğer taraflar özel sektör yapsın diyor. Tek dereceli seçim sistemini savunuyor. Yani iki dereceli seçim sistemi şu. Sen birilerini seçiyorsun. Onlar senin yerine karar veriyor kim seçileceğini tek dereceli seçim sistemi ise günümüzdeki gibi. Sen gidip seçiyorsun. Sınıf başkanı seçer gibi şu anda sen gidip başbakanı, cumhurbaşkanını seçebiliyorsun. Cumhuriyetçilik ilkesine bağlı ama inkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunuyor. Çünkü o dönemde işte Alefer'in kaldırılması, Şapka Kanunu, Harta 20, işte tekke zavilerin kapatılması böyle çok hızlı inkılaplar yapıldığı için biraz zamana yayılmalı diyor. Ve 1925 yılında Diyarbakır'da çıkan İngilizlerin çıkardığı Şeyh Said isyanından sonra Terakki Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası de ilk genel başkanı Fethi Okyar, meclis başkanı. Hatta Mustafa Kemal Atatürk bu partinin kurulmasını istiyor. Çünkü çok parti hayata geçirmesini istiyor. Liberal ekonomik modeli savunuyor o da. 1929 ekonomik krizi çıkınca dünyada bunun kurulmasını istiyor Mustafa Kemal Atatürk. Hatta kız kardeşinde üye ediyor oraya. Tek dereceli seçim sistemini savunuyor bu durusta. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunuyor. Fakat bu da Menemen olayından önce kendisini kapatıyor. Yani Fethi Okyar meclisi şey, partisini fesh ediyor. Bu da yine Menemen'de Kubilay e, Teğmen'in şehit edilmesinden sonra. Mustafa Kemal'e suikast girişimi oluyor. İnkılapları Cumhuriyeti Cumhuriyeti benimseyemeyenler Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişiminde bulunuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk de benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Şimdi gelelim buraya. Aralarında eşleştiriniz demiş. Bir partiye ait birden fazla bilgi olabilir demiş. Bakalım. İlk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. Bu tabii ki Cumhuriyet Halk Fırkası, hemen buraya şöyle CHF yazıyorum sen, buradan C olduğunu anlarsın. Devletçi ekonomi modeli savunmuştur, bu yine CHF, Cumhuriyet Halk Fırkası, C devletçi ekonomi modeli savunuyor. Yani temel yatırımları devlet yapsın ama bazı küçük yatırımları halk yapabilir gibi. İlk Genel başkanın Kazım Karabekir olan tabii ki Terakiperver Cumhuriyet Fırkası, bu da ilk muhalefet partisi. Şeyh Said isyanından sonra kapatılıyor, bu da yine Terakiperver Cumhuriyet Fırkası. İlk genel başkanı Fethi Okyar, Fethi Beydir, SCF, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Menemen olayından önce kendini fesh ediyor. Bu da yine Serbest Cumhuriyet Fırkası. Tonguç evladım benim. Geldik Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerine. Birincisi tam bağımsızlık çok önemli. Yani bağımsız olacağız. Ya birazcık manda himayi. Hayır tam bağımsızlık. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Akılcıyız. git de hayal kurmuyoruz. Şuraları alalım buraları alalım. Mütekabiliyet yani karşılıklılık esas. Onlar bize iki zarar verdiyse biz de onlara iki zarar vermeliyiz. Onlar bizden iki şey aldıysa biz de onlardan iki şey almalıyız. Mütekabiliyet, karşılıklılık. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Gerçekçi. Dediğimiz gibi hayal yok. Yurtta barış, cihanda barış. Ve milli menfaatleri esas alıyoruz. Şimdi burada Türk dönemi Türk dış politikasına baktığımızda yabancı okullar sorunu var. Burada bizi en çok uğraştıran ülke Fransa. Fransa işte Damdesion, saint pişeri Saint-Michel, Saint-Joseph böyle bir sürü okul var. Onlara karışmayın falan filan diyor. Biz diyoruz ki hayır. Bunlar... Türk Milliyeti Bakanlığı'na bağlanacak. Yoksa kapatırız diyoruz ve bu konuyu hallediyoruz. Musul sorununda maalesef kaybediyoruz. İngiltere Musul'da petrol olduğu için Musul'u elimizden alıyor. 1926 Ankara Anlaşması. Yoksa Musul isteyen bizim de Tonguç'um. Aa gerçekten bizim miydi hocam? Evet Tonguç'um. Dış borçlar yüzyıllarca yıllarca bizim altımızda yaşıyor. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya yani Bulgaristan 500 yıldan fazla. Yunanistan 450 yıldan 500 yıldan fazla. İşte Romanya, işte Suudi Arabistan birçok ülke şu anda dünyada senin etrafında gördüğüm birçok ülke yüzyıllarca bizim toprağımız esasında. Dış borçlar sorununa baktığımızda burada da yine bizi Fransa uğraştırıyor ama bunu da bir şekilde takse bağlayıp hallediyoruz. O zaman şöyle diyelim yabancı okullar soruna gülücük atıyorum. Musul sorunu maalesef kaybettik petrolden dolayı. İngiltere Şeyh Said isyanı çıkararak Musul elimizden alıyor. Dış borçlar sorununda Fransa tamam hallettik diyelim. Nüfus mübadelesini Yunanistan'la yapıyoruz. Yunanistan'daki Türkler ile yani Batı Trakya'daki Türkler ile İstanbul haricindeki Rumlar, İstanbul'da Türkiye'de yaşayıp İstanbul haricinde bulunan Rumlar yer değiştiriyor. Yani Batı Trakya'daki Türkler hariç ve İstanbul'daki Rumlar hariç... ...Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de Türkiye'ye geliyor. Yani Rumlar ve Türkler yer değiştiriyor. Fakat Yunanistan'da yani Batı Trakya'da bulunan Türkler etabli yani stable yani yerleşik sayılıyor... Türkiye İstanbul'daki Rumlar da yerleşik sayılıyor. Onlar yer değiştirmesin diyorlar ama diğerleri yer değiştiriyor. Buna nüfus mübadelesi yani... Mübadele nedir hocam? Değişim demek Tomuş de şey Eladım. Değişimi yaşanıyor. 1932-39 arasında ise İkinci Dünya Savaşı tehdidi var. İkinci Dünya Savaşı geldiği için burada artık devletler daha çok savaşa karşı tedbir alıyorlar. Milletler Cemiyeti'ne 1932'de İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın desteğiyle üye oluyoruz. Bu güzel bir şey. Balkan Antantı İkinci Dünya Savaşı tehdidine karşı Türkiye Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ile beraber bir Balkan Atlantı yani Balkan devletleri kendi aralarında 2. Dünya Savaşı'na karşı önlem alıyoruz. Möntre Boğazlar Sözleşmesi boğazların yönetimi tamamen bize geçiyor. Hatırlarsan Lozan'da itiraf devletlerinin e, kurduğu bir komisyonun başında Türkler vardı falan filan kötüydü. Egemen devlet anlayışımıza aykırıydı. Burada onu hallediyoruz. Sadavat Paktı burada e, Türkiye, Afganistan, İran, Irak burada beraber bir Sadavat Paktı oluşturuyoruz doğuda. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 1939 yılında Mustafa Kemal Türk'ün çok gayretleriyle Mustafa Kemal 1938'de vefat ettikten sonra bile Hatay ana vatana katılıyor. Türkiye'ye katılıyor. Bu da yine Mustafa Kemal Türk'ün gayretiyle oluyor. Şimdi gel bakalım sorumuza. Bu hususlar Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde aşağıdakiler hangisi dışarıda kalır demiş. Bakalım. Atatürk dönemi Türk dış politikasında ...dış politikada gerçekleşemeyecek hayaller peşinde koşmak yerine... ...gerçekçi olmanın ve mevcut şartların gereklerine göre hareket etmenin önemine inanma. Bu hangi sonuç helali benim? Gerçekçilik. Harikasın. Hemen söylediğini yazıyorum buraya ben. Gerçekçilik. Gerçekten zaten burada gerçek kelimesini görünce sen de gerçekçiliği yazdın. Süpersin. Kendisine dostça yaklaşan ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmiş. Ancak düşmanca tavır sergileyen ülkelere gerekli karşılığı vermekten çekinmemiştir. Yani... Bu da nedir Tonguç'um? Mütekabiliyet. Harikasın. Hemen buraya yazıyorum. Mütekabiliyet. Yani karşılıklılık. Eğer sen bana bir tane silah atarsan ben de sana bir tane silah atarım. Sen bana bir gül atarsan ben de sana bir gül atarım kardeşim. Karşılıklılık. O zaman bunu ve bunu eledim. Siyasi, askeri, ekonomik ve benzeri alanlarda kendi iradesiyle ve kendi menfaatlerine yani faydasına göre hareket edebilme ustalarına dikkat edilmiştir. Bu da nedir? Tam bağımsızlık. Bu da tam bağımsızlıkla alakalı. Dolayısıyla buraya da tam bağımsızlığı yazıyorum Tonguç benim. Fakat burada yani bu üç maddenin arasında Türk ve Dünya kamuoyuna dikkat alma yok. O yüzden cevabımız Adana seçelim. Geldik son sorumuza. Sonrasında sen mutlaka Tonguç benim... yazılı notlarından bunları güzel güzel tekrar et ve ardından da güzelce pekiştir. Yine elinde soru bankalarından eğer tüm seni kaplayan soru bankaları varsa oradan da çalışabilirsin. Gel bakalım. Şimdi Fransa ile yaşanan ve bağımsız devlet anlayışımızı koruduğumuz sorun. Fransa ile yaşadığımız sorun yabancı okullar sorunu. Hani demiştim ya Damdesion, Saint Pichery, Saint Michel, Saint Joseph böyle bir sürü şeyde bizi kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz kardeşim Türkçe derslerini Türk hocalar okutacak. Tarih coğrafya derslerini Türk hocalar okutacak ve Milliyetin Bakanlığı'na bağlısın diyoruz. Onlar da peki efendim bonjour dediler. İngiltere ile yapılan Ankara Anlaşması ile aleyhimize çözülen sorun maalesef Hangi e, şehrimizi kaybetmiştik Tonguç benim? Musul. Evet, maalesef doğru. Türkiye'nin son taksidini 1954 yılında ödeyerek bitirdiği sorun, bak, son taxisi ödeyerek dediğine göre bu hangisi olabilir Tonguçcu? Um? Dış borçlar sorunu. Süpersin, tebrik ediyorum seni. İspanya'nın teklifi, Yunanistan'ın da desteğiyle katıldığımız Uluslararası Kuruluş, tabii ki 1932 yılında katıldığımız bu kuruluş, Milletler Cemiyeti, Dünya Barışını korumak adına katılıyoruz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı birliğin adı, bak, Tayyare. TYR olunca bu Balkan Antantı. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan'a katıldığı birliğin adı nedir Tonguç Erhan? Sadabat Paktı. Süpersin. Bu da Sadabat Paktı. Antant Pakt aynı anlama geliyor. Bunlar beraber bir dostluk kuruyorlar. Niye? İkinci Dünya Savaşı'na karşı. Tabii İkinci Dünya Savaşı başlayınca Hitler tüm dünyayı işgal etmeye başlayınca bunların hepsi dağılıyor. Ayrı mesele. Atatürk'ün akılcı çabası, kararlılığı ve vatanseverliğiyle yurda katılan bölgenin adı. Hatırlarsan Mustafa Kemal Türk 1938'de vefat etmesine rağmen Mustafa Kemal Atürk'ün vefatından sonra bile e, ana vatana katılan şehrimiz hangisiydi? Hatay. Harikasın, tebrik ediyorum. Zaten başka seçenek kalmadı Umutcuğum. Gerçekten kolay sorularda başarılısın. Evet arkadaşlar, yazılı provamızı bitirdik. İnşallah yazılığınızdan en yüksek notlar alırsınız. Bizler sizler için mükemmel bir şekilde inkılap yazılı provamızı yaptık. Sonrasında İngilizce ve din gelecek. Bunları da mutlaka izleyin ve yazılılarınızdan inşallah yüzlerinizi alın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödülü soru yorumlarınıza bekliyoruz, hadi bakalım.